Merhabalar, Bluetooth'u öğreniyoruz video serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde daha önceki bölümde konuştuğumuz gibi Bluetooth'u gerçek bir geliştirme ortamında indireceğiz, edineceğiz Bluetooth'u ve ilk derlememizi yapacağız. Fakat bir önceki bölümde de demiştim, ilk sefer de olmadı, olmayacak demiştim ve olmadı. Gelin size neler yaşadığımı bir göstereyim. Bu kanalımda denk geldiğiniz ilk video olabilir. Biz burada Bluetooth bu öğreniyoruz serisinde. Aşama aşama, Buut din firmasının eğitim materyallerini takip ederek bu ültürtüde beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bir seri olduğu için izlediğiniz ilk video bu ise. Bir önceki videoyu seyretmenizi tavsiye ederim ki anlam ve konu bütünlüğü bozulmasın. Eğer bir önceki videoyu da seyrettiyseniz şimdi buradan devam edelim. Bu videoda farklı bir şey deneyeceğim. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Önceki videolarda Bootlin firmasının eğitim materyalleri üzerinden geçmiştik. Bu sefer farklı bir şey denemeye karar verdim. Bu videoda anlatacaklarımı önce bir yazı olarak hazırladım, kendi blogumda yayınladım. E, videonun açıklamalar kısmında bağlantıyı bulabilirsiniz. Şimdi bu yazı üzerinden geçeceğiz, doğrudan materyaller üzerinden geçmeyeceğiz. Ee, bu şekilde daha verimli bir video çıkacağını düşündüm. Ee, bu sayede hani daha sonradan okumak isterseniz yazı olarak da kendi sistemden kendi blogumdan bu yazıyı da okuyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz o yazının üzerinden devam edelim. Bu konuların bir kısmına bir önceki videoda değinmiştik aslında. Şimdi geliştirme ortamının oluşturulmasından başlayalım. Buildroot'un ee, kendisi bir Linux dağıtımı oluşturma aracı. Hatta bununla ilgili Kanalın topluluk kısmında ufak bir soru sordum geçen gün. Buildroot bir gömülü Linux dağıtımı mıdır değil midir diye. Buildroot'un kendisi bir gömülü Linux dağıtımı ya da bir Linux dağıtımı değildir. Fakat bizim gömülü sistemlere odaklı bir şekilde o sistemlerde çalışmaya daha uygun şekilde hazırlanmış bir Linux dağıtımı oluşturmamızı sağlayan bir araçtır aslında. Kendisi bir Linux dağıtımı değildir. Buildroot bir Linux dağıtım oluşturma aracı fakat kendisi de Linux üzerinde çalışıyor. Eğer siz günlük yaşantınızda Linux ile Çalışıyorsanız zaten bilgisayarınızda bir Linux kurulu ise e, Bluetooth için ayrı bir dağıtım kurmanıza gerek yok aslında çünkü birazdan göreceğiz İstediği araçlar oldukça genel araçlar ve çok sayıda da araca bağımlı değil dağıtma bir bağımlılığı yok yani işte Ubuntu ol, Ubuntu olmalı Debian tabanlı olmalı e, Bluetooth'un çalıştığı sistem ya da işte RPM tabanlı olmalı Arch olmalı gibi bir bağımlılığı yok. E, Linux'ta çalışıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Windows'ta çalışan arkadaşlar için VirtualBox'ı önermiştim. Hatta beraber VirtualBox kurulumu yapacağız demiştim bir önceki videoda. Windows Hub System for Linux'un da çok uygun bir e, alternatif olamayabileceğinden kendimin uyarılar aldığından bahsetmiştim. Yine internette gördüğüm kadarıyla e, oluyor gibi duruyor ama ben belirttiğim gibi VirtualBox'tan devam edeceğim. Şöyle bir Reddit yorumu vardı hatta. Bir arkadaş şeyi sormuş Reddit'te. WSL ile devam edebilir miyim diye. Just Setup a Virtual Machine It's Way Far Payless demişler. Şimdi gelelim VirtualBox'a. VirtualBox'ı duymadıysanız tek cümleyle şöyle özetleyebilirim. Bilgisayarımızın üzerinde sanal bilgisayarlar oluşturmamızı sağlayan bir yazılım. Kendisi Windows ve Linux üzerinde çalışabiliyor. Fakat çalıştığı işletim sisteminden bağımsız olarak başka işletim sistemleri kullanabiliyorsunuz tabii ki bu sanal bilgisayarların içerisinde. Örneğin bizim yapacağımız gibi zaten Windows üzerinde VirtualBox'ı kurdunuz. Üzerine bir Linux dağıtımı kur kurabiliyorsunuz. Bir önceki videoda beraber kurarız demiştim. Bundan vazgeçtim çünkü internette baktığınız zaman bir sürü video yazı var VirtualBox kurulumu ile ilgili. Benim bunları tekrarlamama gerek yok. Şöyle bakalım hatta linki de verdim ben burada. Yazıda da linki var. Birçok anlatım mevcut demişim. Şöyle bakalım. YouTube'a gittiğiniz zaman mesela VirtualBox Ubuntu 22.04 yazdığınız zaman bir sürü böyle görsel anlatımlar çıkıyor. Dil çok önemli değil zaten. Çok da karmaşık bir şey değil. Yani Kendinizde çözerek yapabilirsiniz. Şimdi kuracağımız dağıtımın, Linux dağıtımının hangisinin önemi yok demiştim. Ben tipik olsun diye genelde bu tarz işitim, bu tarz eğitimlerde Ubuntu kullanılıyor. Ubuntu'dan devam etmeye karar verdim. E şu an kurabileceğiniz yani mantıklı olan iki tane sürüm var Ubuntu'da. Ya 22.04 Long Term Support sürümü ya da en güncel sürüm olan 23.10 sürümü. Ben LTS'den devam etmeye karar verdim. Ben ee bu seride Ubuntu 22.04 kullanacağım. Burada size kurulum esnasında şeyi soracak. Oluşturduğunuz sanal bilgisayarın özellikleri ne olmalı diye. E, diskinizde problem yaşamıyorsunuz. Eğer problem yoksa ben 50 ile 100 GB arası bir disk vermenizi öneriyorum. Ben 100 GB verdim. Diğer özellik olarak da benim makinem 16 çekirdekli. 8'ini VirtualBox için ayırdım. Ve 6 GB RAM verdim. İlerleyen kısımlarda göreceğiz aslında. Buildroot derlenirken çok çekirdekli çalışabiliyor. Yani verdiğiniz çekirdekleri kullanabiliyor. Çok fazla RAM tüketimi görmedim Buildroot'un kullanımı, çalışması sırasında. O yüzden sanki 6 GB RAM yetecek gibi ama VirtualBox'ın şöyle bir güzelliği var. Hani oradaki makineyi sanal bilgisayarı kapattıktan sonra makinenin özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. RAM'ini arttırıp azaltabilirsiniz ya da çekirdek sayısını. E, diski büyütüp küçültmek bir, bir tık daha zahmetli bir iştir. Çünkü dosya sistemini de değiştirmeniz lazım diskin e, boyutuyla beraber. O yüzden hani 100 GB bir değerin iyi olacağını düşündüm. Bir de şöyle bir şey var. VirtualBox'ta kurulum esnasında diski seçtiğiniz sırada e, pre, pre allocate diye bir seçenek var. Bunu işaretlemezseniz ki normal yani varsayılan olarak işaretli gelmiyor. E zaten VirtualBox akıllı bir şey yapıyor arka planda. Sizin işletim sisteminiz yani mesela Ubuntu Zaten diski kullanmadığı sürece yani yeni dosyalar üretmediği sürece gerçek bilgisayarınızda bu kadar alan harcamıyor. Yani 100 GB verdiğiniz diyelim. Sanal makineniz 100 GB görüyor ama 6 GB dosya varsa totalde gerçek diskinizde 6 GB yer kaplıyor. O yüzden ilk başta buradan çok kısmanıza gerek yok. Ubuntu'nun kurulum kısmına geldiğimiz zaman da ben şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Burada ben minimal installation seçiyorum. Böyle bir sürü işte oyunlar, ofis uygulamaları kurmasın diye zaten bu için kullanacağız. Bir de e, download update diye bir seçenek seçtim, ama sanki çalışmadı çünkü bir daha update etmem gerekti. Yani burada disk kullanımınızı minimize etmek için minimal installation installation kullanmanızı e, tavsiye ederim. E, kurulum e, 10-20 dakika arası sürüyor. Diskinizde çok pahalı es bağlı SSD mi, HDD mi yani mekanik disk mi diye kurduktan sonra burada belirttiğim gibi sudo apt update ve sudo apt upgrade ile sisteminizi güncellemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra sanal makine deneyiminizi iyileştirmek için bir VirtualBox'ın bir eklentisi var. Sanal makine içerisinde kurulan VirtualBox Guest Editions diye. Bunu gene YouTube'ta izleyebilirsiniz. Şöyle link bıraktım. Bakın o linke tıkladığınız zaman bir arama sayfası geliyor. Zaten burada Atıyorum 22.0.4 Ubuntu için işte e, Guest Editions nasıl kurulur falan diye anlatmışlar. Ben o yüzden tekrar anlatmıyorum burada. Guest Editions'ın faydası e, VirtualBox ekranı büyütüp küçülttükçe e, sanal makinenizin, sanal e, Ubuntu'nuzun da çözünürlüğü ona göre değişiyor. İşte iki sanal makine ile kendi bilgisayarınız arasında dosya paylaşımını ve clipboard yani pano işte Ctrl+C, Ctrl kontrol ve yapıştır gibi şeyleri daha kolay yapabiliyorsunuz. O yüzden ben kurmanızı öneriyorum. Şimdi buraya kadar geldiysek artık e, elimizde bir geliştirme ortamımız var. Yani bir Linux dağıtımımız var bu için kullanabileceğimiz. Bu sanal olabilir, gerçek olabilir. Önemli değil. Ama elimizde var e, şu anda. Onun üzerinden devam edelim. Gelelim bu edinil edinilmesine. Ben belirttiğim gibi Ubuntu 22.04 üzerinden devam edeceğim. E, şimdi birazdan ekran görüntüleri göreceğiz bir sürü. Bunların bir kısmı görsel olarak farklı. Çünkü ben bu eğitim ya da işte bu yazıyı hazırlarken e, farklı bilgisayarlar üzerinde çalıştığım zamanlar oluyor bu üzerine çalıştığım e, zamana göre değişen hani birkaç makine üzerinde farklı zamanlarda denemeler yapabiliyorum. O yüzden görsel olarak farklı terminler, görüntüleri görürseniz kafanız karışmasın. Sadece tematik farklılıklar var. Yine ilerleyen kısımlarda Askinema ile alınmış kayıtlar gördünüz. Onu anlatacağım birazdan. Şöyle linkinde bıraktım. Yani ben Askinema diye okuyorum ama tam doğru okunuşu nasıl bilmiyorum. Bu terminal kayıtlarını kaydet, terminali kaydetmemize yarayan bir araç aslında. Birazdan daha detaylı anlatırım. Askinema'nın şöyle bir güzelliği var. E, aslında metin oynatıyor. Yani video değil. Göstereceğim birazdan. Bir de ben bunları kaydederken otomatik jump cut özelliği var. Yani terminalde belli bir aktivite olmazsa. Mesela ben bir saniye diye ayarladım. Oraları atlıyor ki. Bazen işte bir şey düşünüyorsunuz. Ya buraya ne yazacaktın falan filan diye. Oralar uzamasın diye otomatik kestiriyorum. O yüzden bazı işlemler olduğundan daha kısa gözüküyor. Derleme işlemleri gibi falan. O sizi yanıltmasın. Hani işte kayıtlarda çok hızlı geçiyor. Ben bekliyorum. Ben de olmayacak falan demeyin. Bazı işlemler uzun sürebiliyor. Bir de elbette bu derleme gibi şeyler ya da paketlerin çekilmesi bilgisayarınızın hızına çok bağlı ve internet hızınıza çok bağlı. O yüzden ben hiç kesmeden koysam bile hani Sizdeki süreyle bendeki süre aynı olmayacaktır muhtemelen. Şimdi ilk olarak kendimize bir çalışma dizini seçelim. Ben Workspace diye WS dizini seçiyorum home'un altında. Ve git clone komutunu çalıştıralım. Komut burada. Minimal kurulumla Ubuntu'yu kurduğunuz zaman git gelmiyor. Onun için ilk önce sudo apt install git ile git kurulumunu yapmanız gerekiyor. Git kurmazsanız işte git clone dediğiniz zaman zaten hata veriyor. Şimdi bakalım nasıl ben bir süreç yaşamışım. Bakın şimdi Askinema kaydı dediğim şöyle bir şey. Şimdi benim terminal kaydımı görüyorsunuz. Bakın, tekst tabanlı bir şey yani metin tabanlı durdurdum. Bakın bunu buradan seçip kopyalayabiliyorum. Görüyor musunuz? Yani buradaki her şey metin. Dolayısıyla siz de benim yazdığım komutları falan doğrudan yani yazının içine vermeye çalıştım ama bu ekran kayıtlarından da alıp bakabilirsiniz. Bu bu kayıttaki terminal ezel, ee, biraz da tema falan yüklemiştim. Diğer Sonraki kayıtlar hepsi Ubuntu'nun default'unda gelen, kendisine gelen 5 ekran olacak. E bu biraz farklı gelebilir ama dediğim gibi bu sadece tematik bir değişiklik yani. Şimdi git clone dediğimiz zaman e, şimdi oynatıyorum tekrardan. E, kullan clone işlemi başlıyor. Bu şeye çok bağlı bir şey, internet hızınıza çok bağlı bir şey. Bir de git komutları e, git e, repoları sıkıştırılmış falan şekilde tutulduğu için bir de bilgisayarınızın işlem gücüne bağlı olarak bir tık onun geri açılması falan da süre alacaktır. Ben böyle çekiyorum. buraları atlayayım biraz. Benim işte bu ara 20-25 megabit arası bir internet hızı vardı bu sistemde. E, çektikten sonra işte bu şeylerin açılması, sıkıştırılmış objelerin falan açılması, e, bizim çalışma dizinimizin oluşturulması e, ve bitti. Bakın 1 dakika 16 saniyede benim sisteminde tamamlandı. E, bu git klondan sonra buildroot isimli bir klasör oluşturuyor. Onun, onun içine gittiğimiz zaman cd komutuyla e, git repozitörüsünün içine girmiş oluyoruz. Burada şeyden bahsetmiştik bir önceki e, eğitimde ya da bölümde eğitimde miyim? Her e, sürüm için bir git tek vardı demiştik hatırlarsanız. Onun için mesela git tek komutuyla bunları listelediğiniz zaman bakın burada her sürüm için bir etiket olduğunu görebiliyoruz. İşte 2023.05 şey demiştik ya Şubat, Mayıs gibi aylarda çünkü 2, 5, 8, 11'di galiba. Evet yani bu şekilde Bullet çekmiş olduk. Burada Git Clone ile projenin aslında tüm geçmişini çekmiş olduk. Peki ne kadar diskimizde yer kaplıyor diye ben bir merak ettim. Aslında 180 MB yer kapladı bende. Yani çok küçük değil mi? Yani günümüzdeki disk boyutlarını ve proje boyutlarını düşünürsek bütün projenin geçmişini falan çektiğimizi de düşünürsek 180 MB oldukça iyi bir değer. Bir önceki bölümde şeyden konuşmuştuk hatırlarsanız işte tar dosyaları da var tarballar işte git te var falan yani bu kadar küçük bir yer kaplayan proje için tarla falan hiç uğraşmayın zaten gitle çektiğiniz zaman farklı versiyonlar arasında da sürekli geçiş yapabilirsiniz e, git komutlarıyla e, tar çektiğiniz zaman o versiyon neyse o geliyor zaten bir daha geçiş yapamıyorsunuz şimdi geliştirme yapacağımız bilgisayar üzerine çeşitli paketlerin olması gerekiyor çeşitli yazılımların buildroot'un derlem çalışabilmesi için işte bu sistemde olması gereken bir zorunlu paketler var. Bir de opsiyonel yazılımlar var. Zorunlu paketleri ben şurada listeledim. Tek tek saymayayım ama çok temel paketler aslında. işte derleyicidir. Ee, i̇nternetten bir şeyler çekmek için kullanacağı VGET'tir. Belki işte r vesaire. Bunun gibi çok temel paketler. Fakat bununla ilgili çeşitli kısıtlamalar vermişler bu Ultrut'un dokümanlarında. Güncel dokümanda diyor ki işte Make'in Make yazılımının versiyonu 381'den büyük olmalı. Ubuntu gibi Debian tabanlı sistemlerde Build Essentials yüklü olmalı. Ki bunu VirtualBox Guest Editions kurarken zaten kurmanız gerekiyor olabilir. Yani o tutoriallarda sanki öyle anlatıyordu. Burada işte GCC, C++ terlesi, Perl gibi şeylerin bir versiyon limitini vermiş. Şu bana ilginç geldi yani file yazılımının USR 1000 altında olmasını istiyor. Bu ilginç geldi. Niye böyle bir şey istiyor çok bilmiyorum. Bir de diğer çeşitli opsiyonel yazılımlar var. Aslında onların da bir kısmını kuracağız. Şimdi Bootly'nin dokümanlarında diyor ki Debian tabanlı sistemlerde ki onlar da eğitimi Ubuntu ile yaptırıyor sanırım. E, şu şekilde kurabilirsiniz. Bunu yazıdan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İşte sudo apt install. Şu, şu işte şuradaki paketler aslında. Fakat burada şöyle bir problem çıkıyor arkadaşlar. Python paketi diye bir paket yok Ubuntu'da. Python 2 var, Python 3 var. Bunu seçmenizi istiyor Ubuntu. E, Bulletroot'un sayfasında da e, hangi Python sürümüyle çalıştığı e, söylenmiyor. Fakat şöyle bir şey var. Python 2 çok önceden beri artık yani obsolüt edilen bir e, yazılım. Mesela 1 Ocak 2020'de çivi çakılmama karar, kararı alınmış Python 2'ye. Zaten yazılımlar çok çok önceden Python 2'den Python 3'e geçmeye başlamıştı. O yüzden ben Python 3 olduğunu varsaydım Bulletroot'un kullandığı Python versiyonunun. Python 2 değildir bence yıl olmuş 2024. O yüzden üstteki paketi Python e, paketini Python 3 olarak değiştirdim. Böyle olunca bir problem çıkmıyor. Şimdi ekran kaydına bakalım. Bakın bu komutu yazıyorum. Suda şifresini soruyor. Python dediğiniz zaman işte Python derseniz şuradaki gibi diyor ki Python diye bir paket yok. Bunlardan bir şey seçmen lazım. Bunu Python 3 ile değiştirdiğimiz zaman. Zaten bende her şey neredeyse kuruluyormuş. Bir tek en kurdu. O da nconfig ve menuconfig için e, gerekli bir e, library, bir kütüphane. Aslında şu an geliştirme ortamımız hazır olması lazım. Son olarak ben bir de şeye bakmak istedim. Birkaç işte yazılımı versiyonu şu şundan büyük olmalı falan filan diyor diye yukarıda. E, bir onlara bakalım istiyorsanız. Ben benim sistemimde nasılmış. Mesela Mac tire versiyon diyorum, version diyorum. İşte versiyonu şuymuş. GCC tire tire version diyorum versiyonu şuymuş G++ version diyorum versiyonu şuymuş falan. İşte Perl'e e baktım. Which a, şey e, file'e baktım. Yani which komutuyla da file'ın nerede olduğuna baktım. USRB'nin altındaymış. Ve artık e, hazırız. Yani derleme ortamımız oluşturduk. Şimdi kullanmaya başlayalım. Build root'u bakalım. Ee, bir önceki bölümde konuşmuştuk. Temel e, üzerine inşa edildiği birkaç araç var build Bir tanesi make, bir tanesi kconfig ya da işte onunla beraber olan kbuild. Konfigürasyon tarafında dört farklı araç olduğundan bahsetmiştik. Menü config, n config, x config ve g config diye. Şimdi menü config ve n config e, terminal tabanlı bir araç. Yani bu doğrudan konsol içerisinde çalışıyor, terminal içerisinde çalışıyor. Bunlara text-based user interface TUI de deniyor bazen. X-Config ise Qt kütüphanesine bağlı bir GUI aracı. G-Config ise GTK kütüphanesine bağlı bir GUI aracı. Bunlar da işte GUI araçları deniyor. Terminal tabanlı olması sebebiyle en config ve Menu-Config daha sık kullanılıyor aslında. Bir de şöyle bir avantajı var. Diyelim ki geliştirme yaptığınız bilgisayar uzak bir bilgisayar. Yanınızda değil ve sizin sadece SSH bağlantısı yapma şansınız var. Ya yani tabii gconfig ve xconfig de SSH üzerinden x11 forwarding ile falan alabilirsiniz de yani çok ekstra bir şey sunmuyor size şeye kıyasla en config ve menu config'e kıyasla. Ee, o yüzden hani pratikte de genelde menu config ve en config sık kullanıldığını görürsünüz. Bu biraz önce kurduğumuz lib en dev kütüphanesi de aslında bu menu config ve en config'in çalışması için gerekliydi. Şimdi bir göstereyim bakalım nasıl bir şeye benziyor. Şimdi bu root'u e, klon, git clone buildroot demiştik. buildroot diye bir dizin oluşmuştu. Onun içine gidiyoruz. git status'la e, bakıyoruz. Şimdi ha şunu atladım. Atlamamışım. Şöyle devam edeyim. Bu'nın dokümanlarında diyor ki biz eğitimde bir önceki videoda da bahsetmiştim. 2022.02 sürümünü kullanacağız buildroot'un. Bu komutla git checkout -b buildin 2022.02 ile aslında 2022.02 taginin olduğu yerden bir bootlin diye bir branch açmış olduk. Yani efektif olarak aslında e, 2022.02 sürümüne geçmiş olduk git komutuyla. Şimdi make help dediğimiz zaman e, bize make ile kullanabileceğimiz şeyleri söylüyor. İşte ne yapabiliriz, nasıl, de, nasıl build edebiliriz, konfigürasyonu nasıl yaparız diye. Burada bir sürü seçenek var. Ben de tabi hepsini inceleme şansım olmadı. Ama şöyle make help derseniz size neler olduğunu gösteriyor. Make clean komutu varsa önceden yaptığımız derlemelerin falan ara dosyaların temizlenmesini sağlıyor. Ama biz daha yeni klon ettiğimiz ve hiçbir şey derlemediğimiz için aslında burada çok bir anlamı yok. Ama gördüğünüz üzere aslında rm komutuyla çeşitli dizinleri temizliyor, çeşitli dosyaları falan. Ben alışkanlık bir make clean yazdım. Şimdi make menu conflict dediğimiz zaman Bakın ufak bir derlem işlemi yapıyor. Bir şeyleri derliyor ve böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Normalde ekran bu kadar şey değil. Renkler biraz farklı aslında da bu Askinema'nın oynatmasıyla alakalı renkler biraz kayık diyeyim. Bu sizin terimlerinizin temasına da bağlı bir şey aslında. Ama işte menü config kabaca böyle bir şey. İşte klavyeyle geziyoruz. Burada şuraya yazmıştım. Ok tuşları yani klavyenizin ok tuşları enter, escape ve e, tap tuşlarıyla burada gezebiliyoruz. Burada sadece geziniyorum ve bir ayar yapmadan çıkıyorum. Mesela en konfiye bir bakalım. En konfikte farklı görünümlü bir araç. Askinema'da daha düzgün gözüküyor şeye kıyasla. Menü konfiye kıyasla ama siz bilgisayarınızda menü konfi daha düzgün göreceksiniz. Şunu burada şunu yap şunu göstermek istiyorum. Bakın. Çıkıyorum. Şimdi make menu config dedim. Bakın chat diye geldi. İlk dediğimde biraz bekletmişti. Neden? Çünkü e, repozitör yani dizimde hiçbir şey yok. Menü config e, yazılımının çalışması için gerekli olan dosyalar da değerlendi ama ikinci kez make menü config dediğimiz zaman make'in bir özelliği bu işte. E, bunların var olduğunu gördü ve bizi çok daha hızlı bir şekilde e, konfigürasyonun içine soktu konfigürasyon yazılımının. Ama diyelim ki make clean dediniz. Bu ara dosyaları sildi. Bir daha make menü config derseniz aslında bakın tekrar her şeyi sıfırdan yapıyor. Biraz burada make'i göstermek istedim aslında sizlere. Ee, konfigürasyon yapmadan çıkıyorum burada. Sadece araçları görelim istedim. Yine burada yazıda da bu anlattıklarımı bulabilirsiniz. Şimdi bir de g config ile x config'i göstereyim. Bakın şimdi. Şimdi gene aynı dizine gidiyorum. Make bu sefer g config yazıyorum ve bu sefer hata alıyoruz. Çünkü bakın şurada ne diyor? İşte GTK kütüphaneleri sistemde yok diyor. Benzer şekilde Xconfig çalıştırmak istediğiniz zaman da Qt kütüphaneleri ile ilgili hatalar veriyor. Bunun için Gconfig için kurmanız gereken paketler şunlar. Şuradan direkt kopyalayabilirsiniz GTK kütüphaneleri. Xconfig içinse Qt'nin çeşitli bileşenlerini kurmanız gerekiyor. Bunları gene sudo apt install ile kurabilirsiniz. Şöyle kurulumu geçeyim. Kurduk, 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 kurduk. Kurduk. Heh. Şimdi mcg config dedim. Bakın çalıştı ama siz burada göremiyorsunuz. Çünkü gconfig bir GUI yazılımı terminalin dışında açılıyor ve bu askinema sadece terminali kaydediyor. Ama göstereceğim şimdi şeyleri. Ekran görüntülerini aldım ben. Benzer şekilde Qt'u da kurduk. Qt kütüphanelerini. Bakın x config dedik. Aslında arka planda çalışıyor. Bakın g config şuna benziyor. Standart bir e, GTK GUI'si havası var ki zaten GTK tabanlı bir şey. X config de şuna benziyor. Aslında yani menu config, n config, g -config ve x -config ayar yapmayı sağlayan farklı farklı yazılımlar. Hangisini kullandığınızın çok önemi yok ama ben ilerleyen bölümlerde ya menü config ya en config kullanacağım. Çünkü hani dediğim gibi genelde bu tarz e, geliştirme işlerinde bu araçlar çok sık kullanılıyor. Şimdi derleme işlemine geçelim. Geliştirme ortamımız hazır. Doğru build sürümündeyiz. Burada Bultli'nin e, Bigelbon için hazırladığı lab materyallerini takip edeceğim. Siz de bakabilirsiniz. Şuraya linkini bıraktım. Bakın ne demişim Sayfa 5 configuring, configuring build route e, kısmı. Bakın şöyle yaklaşayım. Şu şurayı takip edeceğim aslında. Buradaki ayarları takip edeceğim. Ee, burada bir sürü bir şey yaptırıyor Bitcoin için. Şimdi ben bunları tek tek okuyup bir daha buraya yazmak istemedim. Hem siz buradan okuyabilirsiniz. Bir de şu kaydı da aldım. Kayıttan bakarım şimdi neler yapıyoruz falan. Bir de bu tabii ilk deneme yapacağız ya. Çok hani şu ayar şunu yapıyor, bu ayar bunu yapıyor şeklinde bir deneme yapmıyoruz da bizim sistemimiz doğru çalışıyor mu? Derleme yapabiliyor muyuz? Bir böyle test aslında. Altyapı testi gibi. Şurayı bir daha alayım. Make menu config dedik. Buradan target architecture'ı arm little endian little endian seçiyoruz. Target architecture'ı Cortex A8 seçiyorduk sanırım. Evet. Cortex. Burada işte ok tuşları, enter, space, tab tuşlarıyla gezinebiliyorsunuz external toolchain seçiyoruz. Yani şimdi şundan bahsediyor. Bu, bu root aslında biz bir cross compilation işi yapacağız birazdan. Yani bilgisayarımız x86 mimarisinde ama arm üzerinde çalışacak bir şeyler derleyeceğiz ya. işte buna cross compilation deniyor. Sanıyorum ikinci videoda bunu bundan, bunları anlattıydım. E iki seçenek var Buildroot'un kullanabileceği. Bir cross compiler'ı da kendisi inip indirip internetten yani mesela GCC source kodu olarak kaynak kodunu indiriyor ve cross compiler şeklinde kendi GCC'sini de oluşturabiliyor ki bu muhtemelen çok daha uzun sürecektir. Bir de hazır internette hazırlanmış cross compiler toolchain'lerini de kullanabiliyor doğrudan cross compiler şeklinde derlenmiş GCC'leri. bu bunu yaptırıyor. Ben de o şekilde ayarladım. Onun için toolchain'i external olarak seçtik. Bu sistem configuration'da çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Mesela sistemin adını ben buruturd öğreniyoruz diye değiştim. Sistem banner diye bir şey varmış. Onda ilk derleme falan diye yazdım. Yine kernel tarafına geldiğimiz zaman yani bu bootlin dokümanlarını takip ediyorum burada. Custom versiyon kullanalım demişler. Dedim neden olmasın? 51535'i şey yapmışlar. Buraya dikkat edin. Buradan gol yiyeceğiz birazdan. O 2 plus defconfig yazıyorum. Dokümanlarda bu şekilde yazıyordu. Gene device tree'yi generate etmesini istiyoruz. Ve device tree'mizin adını yazıyoruz. Daha doğrusu şeyi kaynak adını yani şablonu diyeyim. Bu şekilde ayarladık. Şimdi burada en bana garip gelen şey bu. Neyse onu birazdan da bahsedeyim. OpenSSL ile ilgili bir şey var burada. Niye olduğunu birazdan e, yorumlamaya çalışayım. Bunu açtırıyor. Burada tar formatında istiyoruz diyoruz tefesi ve U-Boot'u derlemesini istiyoruz. Burada da e, U-Boot'un Bize diyor ki Buhut'un firması 2022.04 sürümünü e, şey yapalım, kullanalım falan. Peki yani onu kullanalım. Burada şey ilginçti. Build sistemi K config'e çekmiştim. Custom şey girince, versiyon girince o legacy'ye geri döndü. Dolayısıyla bazı ayarlar kapandı. Burada biraz ben oyalandım o yüzden. Onu sondan fark ettim. Çünkü device tree ile ilgili bir şey girmek istiyordum. Onu giremedim. Sonra şeyi fark ediyorum. İşte bu legacy olmaması gerekiyor. Tekrar K config e çektiğim zaman rootun, build sistemini. Bu sefer board Pardon, device tree'den board dev config girmek gerekiyordu. Dediğim gibi hani bu kısımlara ilerleyen kısım, bölümlerde de değineceğiz muhtemelen daha detaylı. Şu an hani bir aracı görelim, konfigürasyon neye benziyor diye e, görmek istediğimiz için işte baştan sona gidebiliyor muyuz, sona kadar derleyebilecek miyiz falan diye çok buralara takılmıyorum. Hani olduğu gibi yazıyorum ve SPL istiyoruz, secondary program loader. E, bu da boot sekansı ile ilgili bir şey. Kaydettik çıktık. Şimdi derlemeye hazırız. Şimdi şu OpenSSL konusuna bir gelmek istiyorum. Bizde şey şey açtırıyor. OpenSSL kernel menüsünde OpenSSL ile ilgili bir şeyler açtırıyor. Onun adı da şu hatta. Needs host OpenSSL. Şundan bahsediyor. Ya bir biz şunu anlamadım. OpenSSL'e niye ihtiyaç duyuyoruz aslında? İlk aklıma şey geldi. Ya bu secure boot tarzı bir şeyler için acaba bir şeyler imzalanması mı gerekiyor falan diye. Sonra bugün düşünce çok mantıklı gelmedi. Boot'in dokümanlarında şöyle bir ifade var. The kernel configuration for this platform requires having OpenSSL available on the host machine. Bir kere bu platform için gerekli diyor. Yani genel bir gerek değil çünkü ben de pek duymadım. Fakat diyor ki işte bir, e, bu mesela biz Ubuntu kurduk ya bunun üzerindeki OpenSSL versiyonlarına bağlı olmamak için bu needs host OpenSSL seçeneğini açarsanız e, buildroot kendi versiyonunu, kendi kullanacağı OpenSSL'i kendi derleyecek diyor ve açtırıyor. Bunun işte tam neden olduğunu bilmiyorum ama sondan bir kaynaktan yola çıkarak acaba kablosuz özelliğiyle ilgili olabilir mi diye düşündüm. Sonuçta BeagleBone Wireless platformu bu kablosuz ağ var. Bootly'nin eğitim için önerdiğiniz platform STM 32 MP1 Discovery Kit 1'in de lab dokümanlarına baktım. Şöyle açayım. Bu da yani bu eğitimi bu kart içinde takip edebiliyorsunuz. E, bu materyallerde de bu STM32'nin kart için hazırlanmış materyaller. Ya burada da var aynı şey ama bu arkadaşın da kablosuz özelliği var. Dolayısıyla hala kablosuzla ilgili olabilir. Neyse derlemeye geçelim. Bu rut, şey bootin diyor ki make işte şu komutla derleme yapabilirsiniz. Bundan bir önceki videoda biraz bahsetmiştim. Sadece make deseniz de yeterli aslında. Fakat işte bu T ve şu pipe'ı kullanarak e, bu make'in çıktılarını yani log'larını hem ekrana hem dosyaya kaydetmemiz e, mümkün olabiliyor. Diyelim ki bir şeyler oldu log'u in, 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 incelemek istiyorsanız daha sonra build.log e, dokümanını herhangi bir metin editörüyle açıp log'lara böyle bakabiliyorsunuz. Şu da işte e, make'in standart error çıkışında bu işte proses kavramıyla ilgili bir şey aslında Linux'ta. Standart autoda yönlendirmeyi sağlıyor yani hem hataları hem normal çıktıları normal mesajları da görmüş oluyoruz. Şimdi bakalım ben yazınca neler oldu? Yine gidiyoruz şeye Bluetooth dizinine. Artık şu an konfigürasyonumuzu yapmıştık. Bu arada çıkarken kaydetmeyi unutmayın. Yani o kadar uğraşsınız boşa gider. şurada. bakın menü konfigten çıkarken kaydedeyim mi diye soruyor ya da save edip Önce sevdiğin, sonra exit'liğin ya da exit derseniz kaydetip çıkın. Şimdi derliyoruz. o şeyin, bu dökümanlarındaki uygun şekilde derliyorum ben de. Başladı derleme işi. Şimdi bakın bir sürü iş yapıyor arkada. E, şunları da not olarak aldım ben. Aşağıda okuyabilirsiniz. Bir sürü kontrol yapıyor. Checking diyor. Yani derleme sistemimizin uygunluğunu kontrol ediyor. Şeyi göreceksiniz e, log'larda internetten bir şeyler çekiyor. işte bizim bileşenlerimizi bunları konfigüre ediyor, varsa patchlerini yapıyor. İşte buildroot gibi bir sistem kullanmasaydık her şeyi elle yapıyor olsaydık bizim bunları elle yapmamız gerekirdi. Belki saatler sürecekti bunları konfigüre etmemiz ve böyle elle bakarak yaptığımız için hata yapacaktık ya da bir şey değiştirdiğimiz zaman kaç yeri değiştirmemiz yani diyelim ki Linux dağıtımımızda bir özellik istiyoruz. Bunun hem kernelde bir şey değiştirmesi gerekiyor bu özelliğin aktif olması için hem de mesela root efeste bir kütüphane gelmesi gerekiyor. Elle yaptığımız zaman bunları hep kendimizin yönetmesi lazım. Ama build gibi sistemlerin en temel özelliği bu işlemlerin hepsini otomatik bir şekilde ve tekrarlanabilir bir şekilde yapıyor olması. Bakın akıyor. Buraları geçiyorum siz istiyorsanız izleyebilirsiniz. Bakın derleme işlemleri falan filan devam ediyor. Şöyle sona geleyim ve hata aldık, kaldık. Evet, patladık. Niye? Çünkü ilk seferde olmuyor. Fakat şimdi loglardan ne olduğunu anlamaya çalışalım. Burada loglara bakarsanız bakın ne diyor? Diyor ki OpenSSL EVP.h no such file or directory. Yani OpenSSL'den patladık. O kadar laf ettim OpenSSL OpenSSL diye başımıza dert açtı gerçekten de. Şimdi normalde bu tarz header dosyaları .h dosyaları ilgili bileşenin geliştirme paketi kurulu değilse bu sistemde bulunmayabiliyor. Şey vardır mesela Ubuntu'da, Debian'da falan bir şey slash dev. Onlarla gelir genelde bu header dosyaları. Ama Butte'nin e, açıklamaları benim biraz kafamı karıştırdı. Şimdi burada diyordu ki e, Linux host machine'deki yani bizim Ubuntu'daki OpenSSL development dosyalarına bağımlı olmamak için gidin şey açın. Needs host OpenSSL'i açın. E açtık. E bu sefer gene header arıyor. O bana bir ilginç geldi şimdi doğrusu. Gene internette bakınca tahmin ettiğim gibi slash şey tire dev dosyalarının kurulmasını öner öneriyorlar. OpenSSL için. Şimdi sudo apt installla eksik olan e, header dosyasını kurmaya çalışalım. lib ssl tire dev derseniz bu header dosyaları geliyor. Geldi. Tekrar make. Bu sefer de, fark ettiyseniz direkt make dedim. O pipe yönlendirme, t ile yönlendirme işlerini yapmadım. Şimdi derleme işlemi kaldığı yerden devam ediyor. Burada şeyi e, gözlemlemenizi istiyorum aslında. Yabancıysanız e, bunu vurgu yapmak istiyorum konuya yabancıysanız. Make sistemlerinin işte en büyük avantajlarından biri de bu. Bir yere kadar gelmiştik ya onun çeşitli dosyaları çıkmıştı. Onlar tekrar sıfırdan derlenmiyor şu an. Onlar hazırda bekliyor. Biz yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da bize e, tabi tabii zaman avantajı sağlıyor. Çok ciddi bir zaman avantajı e, sağlıyor derleme devam ediyor. Yani OpenSSL ile ilgili şeyi hatadan kurtulduk. Derliyoruz, 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 derliyoruz. Şimdi bakın şeyi çekiyor. Kernel kernelin source kodunu çekti, kaynak kodunu çekti kernelin kendi sitesinden ve gene patladık. Şimdi şurada bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bu sefer de şeyden hata aldık. Omap plus alt çizgi dev config alt çizgi dev config yok dedi. Şimdi şunu o zaman şu anlama çıkıyor. Biz OMAP 2 Plus alt çizgi def config yazmıştık. Bu arkasına otomatik olarak alt çizgi def config ekliyormuş. Buradan bunu anlıyoruz. Bu sefer de make and config dedim. Bunu görelim diye. O hata, o konfigürasyon hatasını düzeltiyorum. Sondaki def siliyorum. Çünkü zaten sonunu kendisi alt çizgi def config ekliyor gördüğümüz üzere. Fakat en config'de şöyle bir şey varmış. Ben de ilk defa gördüm. Şimdi menü config exit dediğiniz zaman kaydedeyim mi diye soruyor. En config kaydetmiyor. Bundan bir şüphelendim çünkü hiçbir şey sormadı ve kaydetmediğini fark ettim. Yani en config'te save demek gerekiyormuş F6 son exit demek gerekiyormuş. Menü config exit derken kaydedeyim mi diye soruyor. Bu arkadaş direkt çıkıyor. Sonra make kaldığımız yerden gene devam ediyoruz. Ee, bu arada bu devam ederken burada aldığım notlarda bakayım size anlatabileceğim bir şey var mı diye. Ha, bunlar şunlardan bahsedeyim. Yaptığım gözlemleri not aldım. Kaynak kernel baştan derleniyor ve çoklu çekirdek kullanımına ben baktım. Hakikaten kullanıyor. Fakat çok fazla RAM tüketimi göremedim. Yani çekirdeği ne kadar fazla verirseniz işleminiz o kadar azalacaktır. Şimdi OpenSSL ile ilgili gene bir şeyler indirdi. Ge çok anlamadım oralar hakikaten. Şimdi Needs host OpenSSL deyince hakikaten OpenSSL'in kaynak kodlarından bir şeyler indirdiğini gördüm loglarda. Ama header'ımı indirmiyor artık. Header'ımı bizim kurmamız istiyor. Oraları hakikaten çözemedim. Loglar arasında da TI ve Wireless kelimelerini gördüm. Evet, bu da çok sürpriz olmadı aslında. Sonuçta Beagle Bomb Black bir Texas Instruments'ın ürettiği bir SoC'yi kullanıyor ve Wi-Fi bağlantısı olduğu için bunlar sürpriz değil. Bu derlem işlemi sürüyor. Bu biraz uzun bir kayıt çünkü kernel'in derlenmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Burada biz artık sürprizle karşılaşmıyoruz diye aklımda kalmış. Bakın şöyle bittiği yeri görelim. Kayıttaki 11. dakikanın sonunda artık her şey başarılı bir şekilde bitiyor. Şimdi output klasörünün altında image diye bir klasör var. Bunun altında bizim istediğimiz şeyler oluşuyor artık. Bakın ls ile listelediğimiz zaman işte bunları şurada anlattım. Nokta DTB ile biten bizim device stream'imizin oluyor. Device oluyor. MLO'yu biz isim olarak seçmiştik konfigürasyonda. Bu da U-Boot'un ürettiği Secondary Program Loader, SPL dosyası oluyor. RootFS.tar bizim RootFS dosya sistemimiz. Yani kartta çalışacak işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında oluşturduğumuz Linux dağıtımı bu e, gibi de düşünebilirsiniz. Ee, U-Boot.bin, U-Boot'un kendisi yani bootloader'ımız. Z-Image da sıkıştırılmış Linux kernel aslında. Yani kernelimizin kendisi. Kart ayağa kalkarken... Bootloader tarafından açılıp bu RAM'e konuluyor. E, hatırlarsanız demişim bir önceki bölümde bootrout'un derleme süresi ve rootfs dosya boyutu açısından iddialı olduğunu görmüştük. 2 MB'e kadar düşebilirim diyordu. Biz şu an 31 MB'deyiz. İlerleyen kısımlarda bunu küçültmeye yönelik çalışmalar olacak mı eğitimde bilmiyorum. Gördünüz onu bakalım. Tabii ki de yani sürpriz değil. En çok süreyi kernel'in derlenmesi aldı. Çünkü bir root FS kısmına pek bir şey koymadık. Bir tek sanıyorum biz box açmış olduk. Bir de kernel büyük bir proje hakikaten. Şuraya geri döneyim. Bakın. LS ile buradan görebilirsiniz. Kayıtta bitti. Şimdi benden kaynaklı şöyle bir sıkıntı var. Bizim yapmamız gereken şey artık bu çıkan dosyaları bir işte SD karta falan alıp çalışacağımız karta koymak. Fakat ilk bölümde de bahsetmiştim. Bende ne BeagleBone Black var ne de STM32'nin kiti var. BeagleBone Black'i bulmaya çalıştım. Bulamadım. E, temin edebilecek miyim? Zor gözüküyor. E, elimde bir BeagleBone'un ilk versiyonu var. Beyaz olan. Yani üniversitede okurken sanıyorum 2010 yılında falan almıştım eski bir kart. E, bir de birkaç tane Raspberry Pi var. Yani niyetim aslında bu şeyi, bu eğitimlerini bu platformlardan birinde devam etmek. Belki Raspberry Pi ya da işte BeagleBone üzerinden. Aslında hani şöyle düşündüm. Bu eğitiminde olmayan bir kartı da böyle kullanmaya çalışırsak daha da öğretici olabilir. Hani biraz çünkü bir noktada şey oluyor ya kesin tecrübe etmişsinizdir. Bir tutorial varsa hani böyle bakıyorsunuz işte ne yazıyor onu yapayım, ne yazıyor onu yapayım falan diye çok üzerine düşünmeme durumu da olabiliyor. O yüzden bu platformlardan yani bende olanlardan bir şey seçmeyi düşünüyorum. Belki böyle daha öğretici olabilir. E, bu bölümlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Bu format hakkındaki görüşlerinizi de bekliyorum aslında. Hani böyle kendi yazdığım bir yazı üzerinden geçmek bana sanki daha iyi geldi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde hedefim e, gerçek bir kart üzerinde artık seçeceğim bir kart üzerinde bu derlediğimiz kerneli işte ruh tefesi koymak ve çıktıları görmek Ve o zamana kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere